Sene 1970, sene 2021. Değişen bir şey var mı? 1977 yapımı Çöpçüler Kralı'nda Kemal Sunal'ın pek çok filminde olduğu gibi çok başarılı bir toplum okuması bulunuyor. Belediyede çöpçü olarak çalışan Abdi karakteri havalı hizmetçi Hacer'e aşıktır ama ondan aldığı en ılımlı tepki şudur. Ne bakıyorsun be? Ben bu filmin resmettiği toplumsal zihniyetin sadece 70'lerde bulunduğunu düşünmüyorum. Bu videoyu seyreden sen, lütfen çevrene şöyle bir bak, aynen benim gibi. Öyle uzaklara falan gitmemize gerek yok. Yakın çevremize bakalım, hatta kendimize bakalım. Eğer çevremizde menfaate tapanlar, kula kul olanlar ya da genel olarak makyavelist bireyler var mı yok mu? Ne ahlaki, ne hukuki, ne de dini, hiçbir değer ve ilke tanımayan sahte yüzler var mı yok mu çevremizde? Cevabın evetse o zaman Çöpçüler Kralı filminin sadece 1970'leri anlatmadığı tezinde hemfikiriz. Burnu havada hizmetçi Hacer, Abdi'ye çöpçü diye hitap eder ve adını söylemeye bile tenezzül etmez. Aman bu da kıçımın dibinden ayrılmıyor manyak. Kim? Şu çöpçü. Hatta ona angut yakıştırması yapar. Aman 40 tane gönlüm olsa birini vermem bunun gibi anguta. Benim kafasına geçirdiği kazayla da olsa kova sonrasında bile ona çöpçü diye hitap etmekte sakınca görmez. Kaç çöpçü, kusura bakma, isteyerek olmadı vallahi. Yani özür dilerken bile onu ezer. Hacer çöpçü Abdi'nin kendi peşinde koştuğunun farkındadır tabii ki ama kendisi kimlere kimlere layıktır? Bir çöpçüye mi kalmıştır o? Benim peşimde koşan çok. Ancak Hacer menfaati söz konusu olunca normalde suratına bile bakmadığı Abdi'nin yanına giderek onunla konuşmakta, hatta ona gülümsemekte sakınca görmez. Filmde adı konmasa da makyavelist bir toplumda yetiştiği için onun hiçbir ahlaki çizgisi yoktur. Hacer evlere temizliğe gitmektedir. Kast sisteminde kendisini üste kabul eden ev sahibesi onu çöpçüye layık görmektedir. Şu çöpçü. Fena mı kız? Kısmet ayağına gelmiş işte. Senin de canına minnet. Kendi oğlunun Hacer'i istediğini duyunca kriz geçirir. Ay, ölüyorum. Ne yani, oğlu bir hizmetçiye mi layıktır? Bu da mı gelecekti onun başına? Hacer en baştan beri zabıta amirinin peşindedir ama onun kendisini oyalamasına ailesi daha fazla göz yummaz, yummak istemez. Baba otoritesini ortaya koyar. Seni istemeye gelmedi bu herif. 3 gün geçti, ne oldu? Hacer bir ümit annesine bakar ama ondan da destek alamayınca anında satar Şakir'i. Allah onun boyunu devirsin. Daha önce yüzüne bakmasına bile katlanamadığı ve kızdığı Abdi'ye bu kez gülümseyerek bakar. Buna, bu bakışa Abdi bile bir anlam veremez. Belli ki bir şeyler değişmiştir ama ne? Hacer burada aşağıda kendisine sırıtarak bakan iki talibine üstten bakıyor. Burada üstünlüğün onda olduğunu gösteren bir kamera açısı kullanılıyor. Çöpçü de olsa, amir de olsa elde etmek istedikleri onların üzerindedir. Yani talep edenler aşağıda, talip olunan yukarıdadır. Şu an ikisi de eşit gibi, çöpçü ve amir eşit gibi görünüyor. Halbuki daha önceden Şakir, Abdi'ye hep üstten bakıyordu. Parka gittikleri zaman aile baskısının da etkisiyle tabii ki Hacer elindeki en kıymetli talibe yöneliyor. Bıktım artık ona buna hizmet etmekten diyor. Sonra da lafı biraz dolandırıyor, doğrudan söylemiyor ama Abdi mesajı alamayınca Hacer bu kez doğrudan soruyor. Benimle evlenir misin? He? Hacer'i film boyunca ilk kez Abdi'nin peşinden koşarken seyrediyoruz. Çekim tekniği yine harika. Abdi çöp taşıdığı el arabasına iki tane çocuk koymuştur. Peşinde de Hacer'i görüyoruz. İkisinin de yüzü gülüyor. Sanki bir aile tablosu resmediliyor burada. Hacer herkesin içerisinde hakaretler yağdırdığı, hakaret ettiği çöpçüye bu kez gülümsemekten ve onunla görünmekten hiç gocunmaz. Bay bay. Bay bay. Çünkü Hacer menfaat söz konusu olunca hiçbir sınır taşımayan birisidir. Bu kararını, yani Abdi'yle evleneceği kararını Şakir'e doğrudan söylüyor burada. Ben kararımı verdim, Abdi'yle evleneceğim. Ve bunu söyledikten sonra Şakir'in yüz ifadesini görmek için dönüp ona bakıyor. Ne? Hacer'in burada sadece Şakir'e kızdığı için çöpçüye gittiğini düşünmek eksik bir yorum olur. Çünkü çöpçümüz ne olursa olsun bir işi olan, emekliliği bulunan bir belediye çalışanı.
Hacer'in ailesine göre şu an için en iyi damat adayı kendisi. Bu nedenle Hacer menfaati neredeyse hemen oraya dönmekte ve Şakir'in kendisini kıskandığını görmek onu mutlu etmektedir. Onun dayak yemesini zevk alarak seyreder burada. Hacer'in ailesinin damat adayı için tek kriteri onun aldığı maaştır. Kaç para geçer eline? Muazzam para alıyor bunlar baba. Çöpçü deyip geçme. Damadın ahlaki durumu, karakteri, kişiliği onların değerlendirme kriterleri arasında bile bulunmaz. Çöpçü deyip geçmemek gerekir. Zira o da bir memurdur. Çöpçü eve kız istemeye geldiğinde Hacer'in süt dökmüş kediye döndüğünü görüyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Nerede o bağırıp çağıran Hacer, nerede şu süt dökmüş kedi? Ne bakıyorsun be? Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Ancak konuşmalarında dikkat ederseniz yine de çöpçüyü aşağılama tavırları eksik olmuyor, eksilmiyor. Burada menfaatçiler kralı baba karakteri ona onbaşı demeye başlıyor. Çöpçü demek istemiyor ona. Gel bakalım onbaşı. Onbaşı de. Çünkü ne olursa olsun damadına, damat adayına çöpçü denilmesini istemiyor. Hacer'in bence menfaatçiler kralı babası burada damat adayının köftesini yemekte sakınca görmüyor. Bu gelişmeler üzerine Şakir, dışarıya doğru itinen atılan Şakir Hacer'in kardeşini kaçak sigara satmaktan içeriye aldırıyor. Burada gücün ve yetkinin menfaat için kullanılması durumunu görüyoruz aslında. Mehmet Akif'in dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diye anlattığı durum yaşanıyor. Ya da kanunların garibanlar için geçerli olduğu bir toplum resmediliyor. Altta kalanın canı çıksın mantığı. Hacer daha sonra yine kavga etme bahanesiyle Şakir'e yanaşıyor ve dışarıda onları seyreden çöpçüyü bir kalemde satıveriyor, siliveriyor. Daha iyisi varken neden aptal yetinsin ki? Demek ki neymiş? Kavga edenlerin bile bir menfaati olabilirmiş. Git ananla konuş diyor Şakir'e. Git konuş ananla. Konuşacağım. Çık sen dışarı. Bunu söyleyebilmesi için ona yakınlaşması gerekiyordu. Yakınlaşabilmesi için de kavgayı bir bahane olarak kullanıyor. Ama dışarıya çıktığında bir çöp olarak gördüğü çöpçüye hiçbir şey söylemez Hacer'imiz. Daha doğrusu yalan söyler ve onu uyandırmaz. Uyanmasını istemez. Sen uyumaya devam et çocuğum der ona. Ne oldu kız? Aman yok bir şey. Şakir annesini güzellikle ikna eder. Burada hiç zor kullanmaz. Hacer'in bundan hiç hoşlanmadığını yüz ifadesinden anlıyoruz. Bu kez daha iyi bir damat adayı bulunduğu için çöpçü artık eve bile alınmaz. Hacer o kadar muhteşem bir makyavelistir ki çöpçü şarkıcı olup sınıf atlayınca tekrar ona dönmesi bir saniyesini ya alır ya almaz. Bu ne muhteşem bir dönüştür. Bu kez Hacer'imiz Abdi'nin hasretinden yataklara düşer ve onu sayıklamaya başlar. Abdi, ah ben senin kıymetini bilemedim. Hacer'in tam bir menfaatperest babası ve abisi tabii ki çöpçünün ayağına kadar gider. Daha önceden kovdukları adamın ayağına gitmekte hiçbir sakınca görmezler. Ona burada adeta, hatta adeta değil, doğrudan yalvarıyorlar. Ne olur geri dön diyorlar. Biz ettik, sen etme diyorlar. Ama ondan kabul alamayınca yine saniyesinde onu satıyorlar ve kötülemeye başlıyorlar. Buraya gelmeyecektik. Gül gibi belediye zabıtasına kızı vermek dururken. Zira o artık ulaşamadıkları ciğer haline geliyor. Burada Abdi'nin tepkisi de ilginç. Bu kez de o Hacer'i küçümsemeye başlıyor. Lan karşınızda kim var sizin? Kızınız gibi bir hizmetçi parçasıyla evlenir miyim ben? Çünkü kendisi artık üst sınıfa geçmiştir. Çöpçülükten şarkıcına terfi etmiştir. Abdi şarkıcılığa geçerken ya da terfi ederken diyelim para için her şeyi yaparım diyordu. Peki gecede bir binlik oldu mu? Ne binlik mi? Ben bir binliğe değil şarkı söylemek kayınbabamın anasını. Ama oradan kovulunca orada tutunamayınca bir anda şarkıcılığı kötülemeye başlıyor. Bırak canım bize göre iş değil şarkıcılık yaramaz. Benim gül gibi mesleğim var elimde. Yani aslında o da sağlam dönüyor ve temelde ne Hacer'den ne de amirinden bir farkı yoktur onun. Filmin sonunda Hacer aslına dönüyor ve evde adeta terör estiriyor. Şakir'in annesinin evden gitmesi için evi alt üst ediyor. Şakir'in pişmanlıkları artık bir fayda etmez. Hacer gibi bir çıkarcının evde, kendi evinde ikinci bir gücü kabullenmesi söz konusu bile olamaz.
Şakir Nas'ın elindeki yetkiyle daha önceden Abdi'nin üzerine gidiyor ve Hayati ona zindan etmeyi çalışıyor idiyse, Hacer de ona şimdi aynısını yapıyor. Oradaki tek güç olduğunu tescillemek istiyor Hacer. Krallığındaki başka bir gücün varlığı bile, başka bir güç sembolünün varlığı bile onu rahatsız etmeye yetiyor. Abdi de en sonda uzanamadığı ciğeri pisliyor ve hemen ardından tam olarak da kendisinden beklendiği üzere bir başkasını buluveriyor. Çöpçüler kralı kim ne derse desin toplumu oluşturan bireyleri ayna tutuyor ve onları, yani bizleri olduğumuz gibi yansıtıyor. Sene 1970, sene 2021. Değişen bir şey var mı?